Merhaba arkadaşlar, bugün ev turuyla karşınızdayım. Hiç aklımda yokken ev turu çekmek istedim. Eksiklerim var çünkü hala. Eksikler tamamlanıncaya kadar baya bir zaman geçecek. Ben de zaman geçsin istemedim. O zaman sıcacık evimin turuna başlayalım. Burası evimizin giriş kapısı. Hemen yan tarafında şöyle bizim kullanmadığımız misafirler için olan tuvalet var. Burası salon. Burası oturma odası. Şurası mutfak. Şöyle ben çıkmayayım aynadan. Şuradan da işte yatak odası, çocuk odası ve giyim odasına giden antre var. Bu arada ben antrede şu halılarımı kullandım. Birisini buraya yaydım. Diğerini de oraya yaydım. Buraya para olunca artık yeni halılar kestiririm. Ama şu an bunlar da idare ediyor. Biliyorsunuz ki diğer evimde bu halıyı balkonda kullanıyordum. Şunu da mutfakta kullanıyordum. Buraya böyle bir dresör yapmışlar. Ben de şuraya bir şapka taktım. Şöyle 3 tane kedim vardı. Bir tane böyle çanak koydum. Bir de orada çıkarken sıkacağımız parfümler var. Aslında daha çok parfümler var da onları yatak odasına koyuyorum. Buraya oturma odası için aldığım avizeyi taktırdım. Buradaki avizeyi de oturma odasına geçirdim. Burada böyle bir vestiyer var. Şu kısım sadece benim bütün ayakkabılarımı topladı. Şurada da ıvır zıvırları koydum. Alt tarafı da boş. Şurada yine koku makinem var. Robot süpürge biliyorsunuz servise gitmişti. O gelince robot süpürgenin yeri de büyük ihtimal burası olur diye düşünüyorum. Koridorum da bu şekilde. Şimdi o zaman salondan başlayalım salonuma. Salon bu şekilde. Hemen ışıkları yakayım. Kapının yanında şöyle konsolum duruyor. Konsolun üstü her zamanki gibi aynı. İşte düğünde çektirdiğimiz fotoğraf albümü, gelin çiçeğim, buranın kendi dekoratif eşyaları, internetin modemi de burada duruyor. Bura bu şekilde. Zaten biliyorsunuz. Yazıcıyı yer bulamadığımız için yazıcı orada duruyor. Burada sehpam var. Onun içinde kuru gül yaprakları vardı. Taşınırken onları falan attım. Pislik yapmasın diye. Şöyle şu koltuk oraya sürekli geçtiğim için böyle biraz daha arkaya ittirdim. Üçlüler karşılıklı duruyor. Teklilere öyle masayı da biraz baş köşeye koydum. Burada da salon tüllerim var. Yalnız şuraya şöyle küçücük bir parça şey yapmışlar. Cam yapmışlar. Oraya da uygun storum yoktu. Ben de o yüzden şöyle parça tül taktırdım. Öyle çok abeste durduğunu düşünmüyorum. Kiracı olduğum için de yeni perde alamayacağım. Maalesef her eve perde halı ala ala ezan okunuyor. Evet, ezan bitti. Geri dönebilirim. Şuraya şöyle fotoğraf köşesi yaptım. Bu parçayı aslında alırken hiç almak istememiştim. Fakat beni bu evde bayağı kurtardı. Çünkü içine bütün misafir için ya da kendim için kullandığımda bardakları getirdim. Buraya istifledim ki mutfakta bana yer açılsın diye. Perdeler dediğim gibi bu şekilde. Masanın üstünde şöyle dekoratif iki tane eskilerden kalma. Bunları bana kayınvalidem vermişti. Kül tablosu vardı. Onları koydum. Bir de böyle benim çiçeğim vardı. Başka bir vazonun içinde duruyordu. Onda böyle cam şekerlik vardı. Onun içine oturtturdum. Böyle daha güzel, daha şık durduğunu düşünüyorum. Salon, bu arada salonda iki tane halı kullanmak zorunda kaldım. Eğer masanın altındaki halıyı kullanmasaydım, şu yanlardan da anlayacağınız üzere çok boş kalacaktı. O yüzden bu salonda ikisini de yaydım. Avizeyi de geçenlerde alışveriş videomda göstermiştim. Burası için aldım, öyle boş durmasın diye. O da bu şekilde. Burası da bu kadar. Şimdi oturma odasına geçelim. Evet, salondan çıkıyorum. Buranın kapısını kapalı tutuyorum çünkü kalorifer yanmıyor. Şimdi gelelim en sık oturduğumuz oturma odasına. Zaten koltuklarımız aynı. Sadece dediğim gibi taşımacılar bacaklarını kırdığı için yeni bacak aldım. Onlar da koltuklara ayrı bir hava kattı. Bu arada robot süpürge girerken de
çok rahatlıkla girebilecek. Şimdi arkadaşlar, buranın biliyorsunuz ki önceden yavru ağzı bir perdesi vardı. O perde buraya uyardı ama şurada şöyle gördüğünüz gibi bir parça var. O parça buraya, yani store'da bulamadım. Ondan sonra başka perde de bulamadım. O yüzden ikisi de aynı olsun diye ben salon perdelerimi burada tercih ettim. Yani bir kısmı orada kaldı, bir kısmı da burada. Neden ışığı yakmıyorsam. Sonra arkadaşlar, bunlar benim oturma odasında duran sehpalarımdı ama diğer evde İlhan yeni yeni yürümeye başladığı için, her şeyi yeni yaptığı için bunları salonda kullanıyordum. Ama tekrar eski yerine aldım. Benim bütün evlerimdeki oturma odam hep bu şekildeydi. Ama halı koltuğun altına giriyordu. Ama işte kenarları boş kalıyordu. O şekilde bir oturma odası ama hep böyleydi. O yüzden kendi halısını da yaydım oturma odasının. Burası böyle çok şirin bir yuva oldu. Şöyle göstereyim uzaktan da. Şöyle çekersem daha güzel olacak. Kanepenin arkasında petek var. Diğer türlü şöyle koymuştuk ama gene de olmadı. Çünkü petekler çok ortada kaldı. Öyle olunca da biz de böyle yaptık. Çerçeveler her zamanki oturma odamdaki çerçeveler böyle. Şurada avizem var. Bu arada bunu ben antreye taktırdım. Yeni aldığımı da buraya koymuştum. Yalnız çok basit olduğu için ben avizeyi tekrar buraya getirttirdim. Yani bu elmas şeklindeki avizemi buraya taktım. Eski evimde de biliyorsunuz ki mutfağımda kullanıyordum. Postalımı buraya serdim, televizyon ünitesinin önüne. Böyle ayrı bir hava kattı. Televizyonu bu sefer duvara montelemedik. Televizyon ünitesinin üstünde duruyor. Yanında da ses sisteminin hoparlörleri var. Şurayı şöyle dekoratif eşyalarla süsledim. Nilhan'ın burada ilk güldüğü resmi, ultrason resmi var. Kitaplarım. Sonra şurada müzik seti var. Bu ta çocukluğumun müzik seti. Şurada da hoparlörleri duruyor. Ben bunları yazın balkonda müzik dinlemek için kullanacağım. Annemin ördüğü sepetleri de işte kablolardır, kumandalardır, onları koydum. En altta da çözeceğim denemeler var. Yani bu odada bu şekilde. Benim içime sindi. Daha fazla eksiği var mı? Bu oda neredeyse tamamlandı gibi. Şöyle size de genel bir çekim yapayım. Buradan da çıkalım. Evet, oturma odasından sonra mutfağımıza geçelim. Mutfağın ilk girişinde şöyle bir buzdolabı var ve yanına ben süpürgeyi taktırdım. Çok da kullanışlı oldu açıkçası. Sonra altı da şöyle parçalarını koydum. Bir de makarnalarımı koyacak yerim olmadığı için bende daha önceden akvaryum vardı. Onun altına böyle bir sehpa, dondurma sepeti. Biz onu raf olarak burada kullandık. Orada öyle derli toplu duruyor. Sonra ilerleyelim. Burada gördüğünüz gibi fırınım var. Bugün de ışıkları yakmayı unutuyorum. Şimdi ışığı yaktım. Fırının altında bir dolap var. Üstünde bir dolap var. Bir de şurada iki tane dar uzun bir dolap var. Ama çok kullanışsız orası. Zaten dolap işlerini de size detaylı mutfak turunda göstereceğim. Burası biliyorsunuz eski evimde çok dağınıktı. Ben buraya sadece artık tost makinesi ve tuzluk şekerlik koyuyorum. Kumandayı da şimdi şurada dağınık görünmesin diye buraya getirdim. Orası artık boş. Şöyle devam edelim. Tezgah gri renkli. Bu mutfağın tek sıkıntısı bir tane priz olması. Ben oraya çoklu priz taktım ama yine de bütün işlerimi şu küçücük yerde yapmak zorunda kalıyorum. Şöyle birkaç tane daha priz yapsalarmış şuraya falan çok daha güzel olurmuş. O yüzden çaycı ve kahve makinesini burada kullanıyorum. Blender'dır, şudur budur, mikserdir. Hepsini bu şu köşede yapmak zorundayım. Ocak şöyle 5 gözlü bir ocak. Kullanışlı elektrikli ocaktan sonra çok memnun kaldım. Dilersiniz ki siz de biliyorsunuz ocak temizlemek çok zor. Burada biraz diğerinin rahatlığına alıştıktan sonra bunu temizlemek bana gerçekten zor geldi.
Tezgahın üstü genelde bu kadar toplu olmuyor. Şu köşede hep bulaşıklarım duruyor ama bugün bu videoyu çekeceğim diye şöyle biraz daha toparladım. Ama genel itibariyle şu kısım, yani şuraya kadarki kısım hep bu şekilde duruyor. Onda sıkıntı yok. Şöyle 3 tane çekmece. Şurada da bir baharatlık demeyeyim de bakliyatlık gibi bir dolap yapmışlar. Orası da beni toplamadı. Çünkü çok dar olmuş. Zaten dediğim gibi detaylı mutfak turunda size orayı göstereceğim. Şurada ikili bir dolap, bir de lobi altı var. Baharatlıklarımı buraya koydum. Askımı buraya astım bu sefer. Yani şu köşeye şöyle bir stand vardı. Kaşıklarımı, kepçelerimi koydum. Lobanın önünde pencere var. Burada da eskiden balkonda kullandığım perdelerimi kullandım. Avizeler de şu şekilde. İki tane avizemiz var. Şu an ışıkları yaktım. Bir de zaten evin kendisinden olan spotlar var. Sonra burası dediğim gibi bulaşık alanı. Yani şu kısımdan itibaren artık bulaşık alanı. Bulaşık makinesini de buraya koymuşlar. arkadaşım da biliyorsunuz bu sitede oturuyordu. Bana diyordu ki bulaşık makinesinin kapağı anca biri gelirse kapanıyor. Benimki de öyle oldu. Hakan kapatmazsa köşede diye herhalde ben de hiç kapatmıyorum. Bulduğumu içine koyuyorum. Şöyle havluluğum vardı biliyorsunuz. Onu da oraya astım. Gene üstüne çiçeklerimi koydum. Birkaç çiçeğimi de şuraya koydum. Şu demliği de Hakan yokken tek başınayken orada çay demliyorum kendime. O yüzden onu da oraya koydum ki hem böyle dekoratif dursun hem de elimin altında olsun diye. Çünkü dolapların içi gerçekten çok kullanışlı değil. Ama gene de güzel, büyük bir mutfak. Şöyle dönelim. Perdeler hep açık. Çünkü şurada gördüğünüz bina Kur'an kursu ve kullanılmıyor. O yüzden ben şuradan hep bakıyorum uzaklara. Manzara izliyorum. Şurayı da genelde açıyorum. Şu an balkonum dağınık diye orayı kapattım. Çünkü gerçekten daha balkona çıkamadım. Camlara da tam bir el atamadım. Dediğim gibi yüzeysel silmiştim. Burada L dönen bir mutfak. Şöyle masam var. Masa bu şekilde çok güzel oldu. Televizyonu da biz buraya taktık. Biliyorsunuz ki benim diğer evimde de televizyon masanın hemen üst tarafında duruyordu. Damacanayı da şimdilik oraya koydum. Kuşu da bu arada hasta olur diye kaloriferin yanına tabureyle koydum. Altında da aloe veralarım var. Bambumu zaten herkes biliyor. Dondu maalesef. O yüzden böyle biraz kötü duruyor ama o da gene masanın üstünde, yeri hiç değişmedi. Mutfağım bu şekilde. Kullanışlı bir mutfak. Öyle çok zor bir mutfak değil. Keşke dolapları biraz daha yeterli sayıda yapsalarmış. Ama gene de dediğim gibi ocak mesela beni bayağı bayağı bir kurtarıyor. Eskiden yemek yapmayla çok uğraşırken şimdi böyle daha az uğraşıyorum. Süreyi kısalttık öyle söyleyeyim. Kızartmaları güzel yapıyor. O güzelliği var. Yani böyle şirin bir mutfak. Ben gerçekten bu evin mutfağını çok seviyorum. Koridordan düz ilerleyince Nilhan Hanım'ın odası. Bu oda hep dağınık. Şu an toplu bulmuşken hemen çekmek istedim. Perdeleri, avizesi ve halısı biliyorsunuz takım. Yatağını bu şekilde koydum. Şifon yerini buraya. Orayı oyun köşesi yaptık. O şekilde orada oyun oynuyor. Burada da gardırobu var. Bir de şurada şöyle çöp kutusu var. Üstte de priz orada olduğu için sadece abajurunu koyduk. Nilhan'ın odası da bu şekilde oldu. Daha burada düzenlenecek çok şey var. Yani burada dediğim gibi düzenlenecek çok şey var. Duvar süslerini falan daha takamadım. Yani sadece belli bir konuma getirdim. Hazır bu şekilde birazcık topluyken dedim ki videosunu çekeyim. Bir daha burayı toplu bulamam. Burası bu şekilde. Nilhan Hanım buraya girmek için sabırsızlanıyor. Evet, buradan da çıkıyorum. Evet, Nilhan odasından çıktıktan sonra şurası banyo. Banyoda sarışık kullanmışlar. Hiç sevmem. Neyse artık. Şöyle iki tane dolap var. Kapının arkasında havlu pan var. Nilhan'ın klozeti. Bizim klozetimiz. Ondan sonra orası duş yaptığımız yer.
Burada da işte bir dolap daha var. Şuraya kurutma makinemi asacak şöyle bir aparatım var. Onu da göstereyim. Banyoda çok anlatılacak bir şey yok. Bu şekilde bir gün isterseniz dolap işlerini de gösteririm. Yani öyle ahım bir banyo değil. Bu arada yatak odasını çekip çekmeme arasında çok kararsız kaldım. Bunun sebebi de şu. Daha yatak odası bir düzene oturmadı. Şifon yerim şurada duruyor. Onun aynası takılacak. Diğer evde kesmiştik. Burada bir balkon var. Bir de burada pencere var. Bu yatağın yeri büyük ihtimal değişecek. Komodinlerimi iki başa koydum. Ve gardırobumu bu sefer kurdurmadım. Şurada takı dolabım var. Gördüğünüz gibi şurada da giyinme odası var. Oraya da bakalım. Burası da giyinme odası. Burayı zaten daha önce göstermiştim. Kurutma makinesi ve çamaşır makinesi şuradaki arada duruyor. Şurası ebeveyn banyosu ama ben oraya ne bulduğumsa attım. Süpürgem, kovam, yedek halılarım, şunlar bunlar orada duruyor. Şurası Hakan'ın bölümü. Şuradan evresimlerim duruyor. Üstler bu arada hep uçlarla işte yatak yorgan falan filan, bir de bazanın altı o şekilde. Şuraya yazdıklarımı koydum. Burada benim kıyafetlerim. Burası bu arada düzenlenmesi çok zor oldu. Tek tek katlarını açtım. İnce bir şekilde böyle şey yaptım. Şurada ütülerim var, bir sürü beni bekleyen. Giyim odası da bu şekilde oldu. Yani burası benim aslında giyim odasından çok dağınık. Dağınığımı toplayacak bir oda. Diğer odaların bütün dağınığı burada diyebilirim. Bütün işte toz falan. Bu arada buranın halısı benim önceden mutfak halımdı. Çok çok eski evimde, hiç görmediniz. Buraya da bu halıyı serdim. Aslında biraz uzun ama ben şöyle içeri doğru katladım. Kilit sepetimi de oraya koydum. Şurada da fazlalık montlarımız var. Burayı da bu şekilde düzenlemiş oldum. Yani arkadaşlar benim ev turum bu şekilde. İnşallah bu ev bize şans getirir. Bu evin gördüğünüz gibi her yeri çok aydınlık. Özellikle Nilhan'ın odası, yatak odası perdelerini açınca mutfağı çok çok aydınlık. Oturma odası da aynı şekilde diğer oturma odama göre daha aydınlık. O yüzden burada erken kalkıyoruz. Sevmediğim birkaç şey oldu. Yalan değil. Onlar da hangi eve gidersem gideyim olacak. Ev turu bu şekildeydi. Aslında hiç bugün ev turu çekmek yoktu aklımda. Çünkü yatak odası bir şekle şemale girsin. Ondan sonra çekerim diyordum. Burada gene eski yatak odası halılarımı kullandım. Yatak örtüsünde şimdi yalan yok. Video çekeceğim diye serdim. Yoksa yatak örtüsü falan daha konumuna geçemedik burada. Dediğim gibi şifon yerin aynası halledilecek. Ondan sonra yatağın yönü değişecek. Büyük ihtimal şuraya alacağız. Biz peteği engellemesin diye oraya koymamıştık en baştan ama yatak odası ne yaparsak yapalım, hele o soğuklarda hiç ısınmadı. Şu an normal sıcaklıkta. Giyinme odası da öyle çok soğuktu. Camım hep burada açık, havalanıyor burası. Yani bu şekilde bir ev turu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı aşağıda belirtirseniz çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.